Merhaba. Azlandırılmış Dünya Tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz en sürükleyici tarih kitaplarından birine bir cevap şeklinde olacak. Bu kitap David Crosby tarafından yazılmış olan Kolomb Takası. 1969 onun için iyi bir yıldı. Kolomb Takası'nı yayınladı. Woodstock'ta sahne aldı ve bunları yaparken halen ilk karaceni kullanıyordu. Ne? Albert Crosby mi? Fire Rich tarihi istediğim gibi ilgi çekici olmuyor. Evet, o Albert Crosby Jr.dı ve kitabında kayda değer sorular üzerinde düşünülmeye değer olanlardır. Ve bunun için sağlam bir sinir sistemine ihtiyaç vardır. İşte bunu seviyorum. 1492'den önce dünya tarihi hakkında pek bir şey konuşamazdık. Sadece ayrışmış bölgelerin farklı tarihi hakkında konuşurduk. Ama Kolomb bunlarla birlikte her şeyi değiştirdi. Kolomb takası dünyanın biyolojik yapısını geri dönülemez şekilde değiştirdi. Kolomb'dan bu yana dünyadaki bitki ve hayvan türleri sürekli olarak azaldı. Türlerin varyasyonları da yer yer önemli ölçüde azaldı. Amerika'ya ilk ayak basan Avrupalılar hayatlarında hiç domates ve kedi balığı görmemişlerdi. Buna karşılık Amerikan yerlileri de daha önce hiç at görmemiş dünyamızı biyolojik olarak birleştirerek Kolomb takası hayvan popülasyonunu tamamen değiştirir özellikle de insan popülasyonunu bu çapraz tozlaşma pizza gibi harika şeyleri de beraberinde getirdi. Kolon takasını dört kategoriye ayıracağız. Hastalıklar, ah şirin bir çiçek virüsüne benziyor. Sonuç güller olsun ki bertaraf edildin. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar. Öğretmenim, öğretmenim insanlar da hayvandır. Eskiden olsa ben de böyle düşünürdüm ama sadeleştirmek için ayrıca mikropları da düşündüğünüz zaman onların da bir çeşit hayvan ve bitki olduğunu görürüz. Tamam artık bu konuyu daha fazla uzatma. Arkamdaki tüylü şeylere benzer mikroplar kolon takasındaki en belirgin olumsuzluklardı. Burada terminoloji biraz zor ama Karayip Adası yerleri, Amerikan yerleri ve Kızılderililerin Avrupalıların geliş tek bir tepkisi vardı. Ölüm. Avrupalıların gelmesiyle yerlilerin kaçının öldüğü konusunda kesin bir rakama ulaşamıyoruz ama %50'sinin üzerinde olduğu kesin. Bazı tahminlere göre bu oran %90'ın üzerine bile çıkabiliyor. Tarihçiler Avrupalıları barbarıta suçlamaya alışkınlar. Bu su götürmez bir gerçek ama asıl suçlu hastalıklardır. Çiçek hastalarının çoğunlukla filmlerdeki kötü adam rolünde görürüz. İşin aslı zarar veren bir hastalık serisinin bütünüdür. Çiçek hastalığıyla beraber Amerikalıların önünü açan hastalıklar arasında kızamık, kaba kulak, tifüs ve su çiçeği de var vardı. Bunlardan hiçbiriyle daha önce karşılaşılmamıştı. Bu da kuşuklatan nüfus düşüşü hastalıkların en olumsuz psikolojik ve demografik etkisiydi. İkinci etkisi de en az bu kadar kötüydü. Aztek ve İnka hükümdarlarının ölüm sebeplerinden biri savaşlardı. Savaşlar hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdı. Çünkü bildiğiniz gibi çiçek hastalığına yakalamanın en kolay yolu göğüs göğüse muharebedir. Ayrıca liderler sürekli ölüp duruyordu. İnka İmparatorluğu'nun lideri e. Huayna Kapak daha Pizarro gelmeden çiçek hastalığına yenik düşmüştü. Ölümü oğulları arasında kanlı bir taht savaşına sebep oldu. Atahualpa bu savaşın galibi oldu. Buna karşılık olarak Pizarro tarafından yakalanıp öldürüldü. Eğer taht savaşı olmasaydı İnkaların sayıca az olan İspanyollara karşı daha fazla şansı olabilirdi. Benzeri bir durum Azteklerin de başına geldi. Moctezuma Cortez'e yenildi. Moctezuma çiçek hastalığından ölen çok daha güçlü bir kralın yeniydi. Büyük kralın ölümü Aztek İmparatorluğu'ndaki birçok küçük devlet için ayaklanma fırsatı oluşurdu. Hatta bunların bazıları İspanyollarla aynı safta savaştılar. Bu hastalıkların diğer bir etkisi açlıktı. Çünkü gerekli tarımı yapacak sayıda insan kalmamıştı. Kötü beslenme de hayatta kalanların hastalığa karşı direncini zayıflattı. Kısacası durum berbattı. Hastalığın taşınması genel anlamda tek yönü oldu. Eski dünyadan yeni dünyaya. Fakat Amerikalıların Avrupalılar için bir sürprizi vardı. Frengi. Avrupa'da 1493 yıllarında ortaya çıktı. Avrupalılar Frengi'yi birbirinin üze, üstüne atmaya çok meraklılardı. Örneğin Frengi'ye İtalyanlar Fransa hastalığı, Fransızlar Napoli hastalığı, Polonyalılar Almanya hastalığı, Ruslar da Polonya hastalığı dediler. İşin gerçeği Frengi'nin Amerika'dan dönen denizler tarafından yayılmasıdır. Crosby Kolom takası kitabında şöyle diyor. Denizciler işleri gereği kendi eşlerinden uzak kalıyor. Alırlar. böylece birçok eşleri olur. Frenginin dünya yayılması için bundan daha uygun bir e, grup insan olamazdı. Kim demiş tarih kitapları sıkıcıdır diye? Frengi, eee Bolder'den Gogene, Nietzsche'den kısırlığıyla meşhur yani Tudor ve Valvo ailelerine kadar Avrupa'ya bulaşmaya devam edebilirdi. Aslında bu da Frenginin e, Kolom Kolomb sonrası yaşanan sıkıcı taht kavgalarının sorumlusu olduğu anlamına gelir. Bu durum eski dünyadan yeni dünyaya gelen hastalıkları, ka, hastalıklarla kasıp kavrulan yıkımın yanında sönük kalır. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eski dünyada yeni dünyaya oldukça ekici bir hediyesi vardı. Tütün. Şimdi açık mektup zamanı. Elbisemi değiştirmeliyim. Bu iyi işaret değil. <laughs> Tütüne açık mektup. Önce bakalım gizli bölmede ne varmış. Tarçın olması, tarçın olmasın. Aa olamaz. Sanırım tarçın challenge'ı yapacağım. Nah bu durumdan hiç memnun değilim. Evet mutlu değilim. Kayıtlara geçsin. Tamam mı? Şimdi işte yapıyorum. Hadi bakalım. Tarçın meydan okuması geliyor. Bir kaşık tarçını su olmadan yiyeceğim. Bu rezaletti. Doğruyu söyleyeceğim. Bunu yaptığıma pişmanım gerçekten. Evet. Sevgili Tütün, demin aptalca bir şey yaptım ama en azından ucuzdu. Size sigara kullanımı ile ilgili iki hikaye anlatacağım. Birincisi benim lisedeki tarih öğretmenim olan Roll Mayer'dan. Aynı zamanda hazırlandırmış kursu da o yazıyor. Lise sondayken gelip bana sigara içmeye devam etmeni istiyorum. 65. doğum gününe kadar sigara içmeni ve sonra ölmeni istiyorum. Böylece emeklilik birikimlerini ele geçirebilirim dedi. Bu bana 8 yıl sonra sigarayı bırakmam için ilham verdi Bay, Bay Mayer. Şöyle harika bir istatistik var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan asker askerlerine sigara dağıtıldı. Çünkü dünya Savaşı sonrasında ise savaşta ölenlerden daha fazla asker sigaradan öldü. Eğer yeni dünya çiçek hastalığından, kızamıktan ve su çiçeğinden intikam almak istiyorsa görev başarılmış demektir. En iyi dileklerimle. Evet şimdi hayvanlara geçelim. Lamalar ve gine domuzları gibi Amerika hayvanları Avrasya'da hiç görülmemişlerdi. Ama domuz, inek ve at gibi hayvanları Amerika'ya ithal etmek devrim niteliğindeydi. Hadi düşünce balonuna gidelim. Bu hayvanlar özellikle domuzlar besin gereksinimi tamamen karşıladı. Domuzlar çok hızlı ürer. Hemen hemen her şeyi yerler ve pastırmaya dönüşürler. Bu da onları yeni dünyanın kahramanları yapar. Tıpkı şimdi internetin kahramanı haline geldikleri gibi. Peki domuzlar nasıl çabuk ürer? Hernando de Soto 1539'da Florida'ya ilk geldiğinde yanında 13 domuz getirdi. 3 yıl sonra öldüğünde ise omuzların sayısı, domuzların sayısı aman omuz diyorum 700 olmuştu. Etin, tarım arazilerinin ve otlakların bolluğu Avrupalıların Amerika'da nadiren aşık çektiği anlamına geliyor. Din ve siyasal özgürlük hakkında öğrendiklerinize karşın Avrupalıların Amerika'ya gelmelerinin temel sebebi yiyecekti Büyük Avrupa hayvanları da Amerika'nın doğasını değiştirdi. Avrupalılardan önce en büyük yük hayvanı lamalardı. En fazla 45 kilo yük taşıyabiliyorlardı. Bu da inkaların uzun yolculuklarında yük taşımak için yine inkaların kendilerini kullanmalarına sebep oldu. Öküzler pulluklarıyla daha fazla arazinin ekilip biçilmesine olanak verirken taşımayı da kolaylaştırdı. Ayrıca Avrupa hayvanları kültürü de değiştirdi. Filmlerde tonla gördüğünüz kafalarında ku kuş tüyleri ve savaş boyalarıyla ovalarda at koşturan Amerikan yerlileri kolom takasından önce yoklardı. Çünkü binebilecekleri atları yoktu. At da tanışan yerliler tarımı bırakıp göçebe yaşam tarzına yöneldiler. Çünkü bu fola avlamak onları çok daha zengin yaptı. Teşekkür ediyoruz düşünce balonu. Hayvanlar ve hastalıklar yeni dünyayı baştan aşağı yeniden şekillendirirken yeni dünyanın bitkileri de Avrasya'yı şekillendirdi. Şüphesiz ki şu an Amerika'da yetiştirdiğimiz mahsullerin buğday ve üzüm gibi bir kısmını Avrupalılar getirdi. Bu ikisi de Hristiyan kalabalıklar için gereklidir. Bunun dışında yeni dünya bitkileri milyonlarca insanın hayatını kökten değiştirdi. Belki de yüz milyon Afrikalı, Asyalı ve Avrupalı'nın hayatını değiştirdi. Özellikle de pizza yapımını mümkün kılarak. Bu hediyelerin en yücesiydi. Demek istediğim bundan 500 yıl önce İtalyanların hayatında domates yoktu. Pizza ve domatesli makarna sosu da yoktu. Pizza veya pizza ketçap hatta pizza da yoktu. Pizza bile yoktu. Hintliler kırmızı biber içeren köre olmadan yaşıyorlardı. Kırmızı biber de bir yeni dünya yiyeceği. İranlıların da hayatında yine yeni dünya yiyeceği olan mısır yoktu. Tıpkı fasulye, patates, avokado, yer fıstığı ve yaban mersini gibi. Bu liste böyle uzayıp gider. Bu yeni dünya mahsulleri muhtemelen tarihteki en büyük nüfus patlamasına sebep oldu. Crosby der ki kabaca şu bir gerçek ki insanların kalori alımı yeterliyse bir şekilde olgunlaşıp ürer. Yeni dünya yiyecekleri de eski dünya yiyeceklerine göre çok daha fazla kaloriliydi. Bu da 1650 ile 1850 arasında dünya nüfusunun ikiye katlanmasının temel sebebi olmuştur. Mısır ve patates gibi bitkiler eski dünya ikinleri için gereksiz olan toprakta yetişir. Önceleri patates Avrupa'ya afrodizyak olarak tanıtıldı. Fakat istenilen sonucu almak için damıtıp vodka'ya katmak gerek di ortaya çıktı. Hem patates afrodizyak olsaydı İrlandalılar dünyanın en ateşli insanları olurlardı. Bir buçuk dönüme ekilen patates İrlandalı bir aileyi bir yıl tok tutmaya yeter. İrlandalı bir işçi günde ortalama 4 kilo patates yerdi. Sadece patatese dayalı hayatta kalma stratejisi sayesinde İrlandalılar 1754 ile 1845 arasında nüfuslarını ikiye katladılar. Tabii ki patates kıtlığı çıkıp her şey mahvedene kadar. Bu durum sadece Avrupa ile sınırlı da değildi. Manyok veya tapioka bitkisinin kökleri dünyaya diğer bütün bitkilerden daha fazla kalori getirdi. Tabii ki düzgün bir şekilde işlenmezlerse zehirleyici bir etkiye sahip olduklarını biliyoruz. Manyok Afrika'da çok yaygındı. O kadar ki birçok Afrikalı bunun Afrika'ya özgü bir bitki olduğuna inanır ama tatlı patatesler gibi o da öyle değil. Yeni dünya tarlaları hiçbir zaman Güneydoğu Asya'da veya Doğu Asya'da pirinçle rekabet edemedi. Mesela tatlı patates çok yaygındı. Hatta Çin'de fakir yemeği olarak bilinirdi. Japonya'da bile böyleydi. Tatlı patatesi adaya getirilmesiyle meşhur çiftçinin türbesi de tatlı patates tapınağı olarak bilinir. Avrupalıların beslenme alışkanlıklarında çok yer tutmasa da Mısır yüz yıllar boyunca Avrupa'da hayvanları beslemek için kullanıldı. Hatta bu durum şu an içinde geçerli. 2005'te Amerika'da yetişen mısırların %58'i hayvan yemi olarak kullanıldı. Bu Indiana'da yaşayanların e, öğrendiği şeylerden biri. Sonuç olarak da e, kolomb takasında birçok insan da yer değiştirdi. Başlarda bu değişim Avrupalıları, Afrikalıları kapsıyordu ve tek yönlüydü. Afrikalılar genellikle kendi istekleri dışında Amerika'ya götürüldüler. Böylece kolomb takası yeni dünyanın nüfusunun da yeniden şekillenmesine sebep oldu. İlk karşılaşmayı hastalıklarla Gelen yıkım takip etti. Daha iyi beslenme eski dünyanın nüfusunun artmasına ve sonrasında Avrasya'da nüfus baskısı da sebep oldu. Bu da Amerika'ya daha fazla insan gelmesine yol açtı. Süreçte dünyanın insan sakinleri genetik ve etnik olarak birbirleriyle daha fazla bağlandı. Aynı zamanda Atlantik köleliği kabusuna da yol açtı. Buna da gelecek videoda işleyeceğiz. Peki kolom takasıyla ne yapabiliriz? Amerika nüfusunda yıkıma sebep oldu. Afrikalıların köleliğini yaygınlaştırdı ama aynı zamanda dünya çapında nüfus artışına da imkan verdi. Lakota gibi o kızıl kızılderililerinin de dahil olduğu bazı yerlerin imkanları iyileşti ve daha güvenli yaşadılar en azından bir süreliğine. Kolomb takasından bu yana daha az insan açık çekti ama dünyadaki yaşam çeşitliliği önemli ölçüde azaldı ve oraya ait olmayan mahsulleri ekip biçmek doğaya zarar verdi. O halde genel anlamda Kolomb takasından memnun olmalı mıyız? Küreselleşme ve tek türlü tarım efsanesini destekleyip arttırmalı mıyız? Crosby bunun daha iyi olacağını düşünmüyordu. Kolomb takası insanları da kapsamıştı. İnsanlar eski ve yeni dünyayı bazen bilerek bazen bilmeyerek ama genellikle vahşice değiştirdi. Beraberinde getirdiği bitkiler ve hayvanlarla muhtemelen evrimin milyonlarca yılda soyunu tüketeceği türleri geçtiğimiz 400 yıldan kısa bir sürede yok etti. Kolomb takası insanlara daha zengin değil, daha fakirleştirilmiş bir gen havuzu bıraktı ve dünyadaki yaşam olarak bizler, yaşam olarak bizler Kolomb'a az geldik. Bu da fakirleşmenin artacağı anlamına gelir. O zaman son sözü söyleyelim. Crosby'ye katılıyor musunuz? Daha uzun ve sağlıklı insan yaşamı için biyosferi fakirleştirmeye değer mi? En önemlisi bu sorulardan çıkardığımız sonuçlar hayatımızı nasıl değiştirecek? İzlediğiniz için sağ olun.